Bulacakmışız. Erken kalkan erken yol alır. Yola çıktım kardeşim. Köpeği sev. Kardeşim köpeği kadın yayıncılar sevsin. Ben kadın yayıncıya benziyor muyum uzaktan? Bu haritanın diğer şeyine mi çıkıyor? Aynen tam tersi. O hocam. Bebekle uyutuyoruz kardeşim. 2024 Türkiye'si. Aa ben... Oğlum ben iyice karıştırdım. Bir saniye. Orman... Tamam. Okey. Buradan son düğümüzü ilerleyeceğiz. Değil mi? Ders falan gitmiyoruz kardeşim, dolu gidiyoruz, anlamayın. Okey, ormana geldik yine. Gerçi saat 8'di bekliyorum safe yardımcısı. Ama saat 8'i 20 geçeydi. 8'i 20 geçeyi bekliyor mu konuşmak için? Bir sabah olsun. Bu adam da burada sıkılmadan her gün çalışıyor mu lan? Bekliyorum onu 7-24 burada. 8'i de mor gün gelecek. Okey tamam. Ay yavaştan yine bir susamaya başladım ha. Bu saat 9.30. Abi video niye gelmiyor? Hadi şimdi NBK'de videolar ayda 2 tane gelirse mutlu sayarsın kendini. Yeni memeyi takip etmeye başlayalım. 8'de bekçiyle konuş. Okey. Tamam saat 8 bekçiyle konuşuyorum. Abi adam benimle konuşurken beni terk etti gitti. Oğlum. Lan. Okey 8.20 geçeyi bekleyelim. Morgan geldi. Kuan kesinlikle mühürleme için isabetti. Neden? Büyük ağacın olduğu açıklık Embel'le doğrudan bağlantılan tek suç mahalli. Cohen bir şeyleri kaçırdığımıza inanıyor ve ben de aynı fikirdeyim. Güzel nokta yapamak bastım. Ayrıca tekrar konuşacağız. Bir yerine gelsin yoksa böyle yürüyecek mi bütün gün? Bir tekrar konuşalım. Ama ne gibi tuhaf şeyler var. Cohen'e sorarsan olsan daha iyi. Okey tamam hadi tüm replikleri şey yaptık. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Haydi bismillah. Allah'ın izniyle bugün boyunu bitireceğiz. Ne demek çok zor oğlum. Oyunun maksimum 1,5 saate kalmıştı bence. Değil mi? Öyledir değil mi? Nasılsa karı. İçeri gireceğim sadece. Evet, Samuel ve Cohen. İkisi üst katta mıdır? 2 gün var 2 saat. Oğlum 2 saat demeyin bana. Lütfen demeyin. Allah rızası için.
Tamale koş, James'e koş, Kuan'ın odasına git. Kuan'ın odası. Bu da sonudur. Isabella'daymış bu. Bu Nini'nin odasıydı ama bir deneyeyim. Oğlum bir de sırada mı yapacağım? Oğlum bana bir de sıra demeyin lütfen. Ya Nini siktir git ya. Kim vardı lan orada? Bu Kuan değil mi? Kuan'ın odası... Şimdi ilk önce Kuan'la koşsam olmayacak mı? 8 yaşlı lobby'de oluyor. Tomale James. Abi ben... Ya sıranızı var ya, anınızı anınız. Tamam iniyorum aşağı, okey. Oğlum insan olası bu çocuğu. Okey, 853'te lobilerdeymiş. 53, neredeler? İlk önce Samuel'le mi konuşayım? Samuel değil mi ilk önce? Oğlum Dunla. Isabella nasıl? Hala bilinci açık değil. İyi olacak mı? İyi olacak, uyanacak, merak etme. Bunu haklısındır. Hala o çekici kadın uyuşturucu sattığını yanmak zor. Aslında onları satan Isabella değildi. Sadece Deniz tarafından kullanılıyordu. Niye de Deniz Epoch'u neden buldu? O kadar da zor değildi. Çok zor bir işlem olduğunu sanmıyorum. Epoch'un yapımı oldukça basit. Harbi mi? Evet. Tıp diplomasına sahip herhangi bir yarım akıllı bile bunu yapabilir. Biz bu yapıda okumuştuk aslında. Hatta bir tıp öğrencisi bile yapabilir. Deniz'in uzak, çok uzaklara bakmasına gerek yoktu. Yapımı kolay, onun üzerinden para kazanmak kolay. Bir iş adamını tam isteyeceği bir şey. Okey, bundan sonra kimdi? James miydi? Tıklıyorum. Dakikan var mı? Tabii. Emma ve Kate'in İmidon'un ormanda buluştuklarını biliyoruz ama neden orada olduklarını bilmiyoruz. Yüteri gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini merak ediyorsun. Öyle. Gerçekleştirdikleri konusunda şüphem yok. Ama Emma nasıl yapılacağını nereden bilsin ki? Bir nokta yapamak aslında, ona hiç bahsetmemiştim. Yüteri'nin detayları hiçbir gazetede de belirtilmemiş. Erkek etti biliyordu, kilisede büyüdü. Korgut hakkında her şeyi biliyordu. Ama mektubunda Kate'in Emma'dan onu davet ettiğini yazmış. Belki Emma'nın fikriydi ve Kate'in onun Yutel hakkında bilgisini kullanmak için çağırdı. O işte Emma 40 yıl önceki olayla ilgileniyordu. Olabilir. Okey, şimdi Cohen değil mi? Tamam, sen Isabella'dan bahsetti mi? Vallahi abi hiç hatırlamıyorum. Okey, Cohen şimdi. İyi misin? Atif, beni kurtardığı için çok sağ ol. Bençenin kilidini kırmam gerekti. Hayır, boşver onu. O gün bayağı endişelendi. Evet, bana kendime daha iyi bakmak konusunda mutluluk çekti. Neden ormana giriş yasak? Olayını korumak halici mi? Yani dürüst olmak gerekirse orman garip hissettiriyor. Sanki orada berbat bir şey yaşanacakmış gibi. İyi bir sebep değil, biliyorum. Ne yaşanacak? Onu bilmiyorum ama 24'ün gecesinde hissettiğim aynı his bu. Sormadan edemeyeceğim. Neden bunca yılı ormanı izleyerek geçirdin? Hey. Bir iyilik isteyeceğim. Odamda masada bir zarf var. Gidip getirebilir misin? Zarf mı? Tamam. Çok önemli bir şey. Bana getirsen sana orman hakkında bir şeyler anlatırım. Kulübemin anahtarı bu. Tamamdır. Teşekkürler. Tekrar konuş. Samuel'le mi? Okey, deneyelim. Erler umarım lobidedir. Samuel. Hocam bir saniye tekrar konuşacakmışım. Hayır, hareket etmiyorum. Bak bana hiçbir şey demiyor. Okey, güzel. Bu yapılan yamalı yayınlıyor musunuz? Video çekeceğim, videoda paylaşacağım bir linkini. Şimdi Cohen diye tahmin ediyorum. Cohen için şuradan gideceğiz diye varsayıyorum. Ah be, şöyle bir evimiz olsa. Ah. Çok şey istedik. Okey, kalıcısını merdivenden yukarı. Olacağım, şöyle bir daha iyi bir internet.
PlayStation 1 kız artı PlayStation 5. Nasıl döttü? Nasıl bir ekşi sözlük başlığı? Oğlum ne demek kilitli kardeşim, anahtarımız yok mu bizim? Kullan. Gerçi bu motel, dur pardon, bunu kullan. Lan bu da değil, hangi anahtar lan? Bunu açmayacak mıyız oğlum? Balkondan mı gireceğim ananı? Aşağıda ne var? Bir item var sanki ama neyse. Aslında beyaz bir şey var aşağıda. Ha, levye değil mi? Lili levye. Okey, zarfı aldım. Savunma Bakanlığı ve sayfanın üzerine Mizuno projesi. Bekle, Mizuno mı? Oyun mektubunu aldım. Şimdi hastaneye geri dönüyoruz. YouTube Creators, yeni bir beta sürümündesiniz. Gidiyorsun YouTube yine. Bu arabayı sürerken maile bakacağım. Bunları bir denemeye katıldığınız, izleyeceğiniz bu deneme kapsamında son 7 gün ait videolarınızı beğenme ötesine geçerek kaybedebilir. Videonuz alacağı puana göre Türkiye bölgesinde en çok kaybeden diğer videoda beraber high score tablosunda yer alabilir. Ya bu ne YouTube, ananı sikeyim. Yine pay to win özellik mi getirmiş? İşçi istekliği. Videoda hype etme seçeneği son 7 gün içinde yayınlanan videoda otomatik olarak görünüyor. Hype videoda topladık score tablosu. Allah abi. Menigen'den bir şey yok. Velet kanalları, GTA 5 kanalları, Minecraft kanalları için güzel bir şeydi herhalde. Hype'ı para vererek mi basıyorsunuz? Yok mu? Halbuki o zaman velet kanallarını yine replik mi geldi? Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımı beğenin, abone olun. Like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın, bir de hype basın. Şimdi bir de hype basın kısmı mı eklendi? Para basacağım hepsini. Yok basma, bana basma. Veletler gelmesin benim kanala. Öne çıkmasın videolarım. Daha mutlu olurum bu şekil. Bu benim için daha kötü bir özellik. Hastaneye geldik. Nasıl basın? Oğlum bak böyle bana hype basacaksanız ben sabah akşam pes ayını açayım. Sizden kurtulayım arkadaşlar. Onu mu istiyorsunuz benden? Pese geçmem 2 dakika sürer. Aa yine çekil, Oğuz Bey'in adı yine. İttiriyorum beni. Ohem. Taş bu mu? Teşekkürler, çok yardımcı oldun. Mizuno projesi yazıyor. O zaman bu kasabayla bir alakası var değil mi? Evet, işine baktın mı? Hayır, bakmamam gerekiyormuş gibi hissettim. Cidden mi? Çoğu kişi bu kadar saygılı olmaz. Bunun senin ormanı gözetlemenle alakası var mı? Ordu sığdıysa anlarım. Artık gizli tutulması gereken bir şey değil gerçekten. Çok uzun zaman önceydi. 5 yıl öncesine kadar ordudaydın biliyorsun değil mi? Evet, albaydınız. O zamanlar Los Alamos, New Mexico'ya atanmıştım. Tesadüfen bu dosyayı gördüm. Okulumda burada çok eskiden gerçekleşen bir olayın vapur olduğunu fark ettim. Morgan'ın 40 sene önce yaptığı cinayetten mi bahsediyorsun? Ona haberin var mı? Evet, ölümlü yolculuk için birisini öldürmüştü. Oğlum. Barbara o zamanlar polisin meşgul olduğunu ve ordunun soruşturmanın çoğunu yaptığını söyledi. Sadece cinayet araştırıyorlardı, vitrede de araştırıyorlardı. Olaya ilgi duydum. Görevim bittikten sonra buradaki ormanda ne olduğunu kendi başıma ödenmeye karar verdim. Bu yüzden orman bekçisi oldun. Her şey o lanet ormana geri dönüyor. İlk olarak kargo, şimdi de Emma ve Keti. Keti'yi bulduğunda açıktığın bir sunak gibi göründüğünü söylemiştin. Yani ritüel yapmayı mı çalıştılar? Bunu düşündüm ancak kanıt yok. Ölümlü yolculuk ile bağlantılı olabilecek hiçbir şey. Ritüelle bağlantılı bir şey. Ayının pençesine takılan kolye peki? Kolye mi? Öyle bir şey mi buldun? Oğlum bu kolyeyi bile bilmiyor mu? İlk gün bulduk amına koyayım. Evet, üstünde bir Amohi dizaynı vardı. Bence Keti'ye aitti. Peygamber kolyesi olmalı. Peygamber kolyesi mi?
Talip öldürülen ve ölüm yolculuğu katılan kişi, ölümlerin dünyasına geri dönmelerini rehberlik etmesi için peygambere ihtiyaç duyar. Kolye bunu yapmaya yardımcı olur. Ananın amı. Abi Madecraft'ın oyun kanalına teklif geldi. Bana mı? Ben Wizard of Oz'a geri döneyim en iyisi. Peygamber muhalde ölü bedenin üzerinde duran adam herhalde değil mi? Evet, kolye toprağın gücüyle kutsanmıştı. En azından ama inancına göre öyleydi. Ama takarak peygamber ruhu geri yönlendirebilirdi. Adeta bir işaret işi gibi. Tanrım, yani Ketibe Emre gerçekten bunu yaptı değil mi? Onlardan biri diğerini öldürecek miydi? Öldürecek miydi? Ya da en azından diğerinin intiharını izleyecek miydi? Kolye bunu kanıtlıyor. Ritüeli gerçekleştirdiler ama tuhaf bir tesadüfle ritüelin noktasında bir ayı saldırısı uğradılar. Bunu yapmış olamazlar. Eski bir efsane yüzünden hayatını çöpe mi atacaklardı gerçekten? Atef, Morgan'ı geri getir. Bunu bilmesi gerekiyor. Ben. Peki, bunu detaylıca konuşalım. Bu önemsiz nelerdi? Mizurna, Amuhi dilinde muhteşem şey veya hakikat demek. Anladım. Eternal'ı kaset çalara koy. Eternal'ımız var mı ki bizim? Aha. Biraz müzik çalayım mı? Ne tür müzik? Yalan türden. Şarkı. Ne oldu? Nereden buldun bunu? Isabelle yaptı. O mu? Şarkının nesi üzdü seni? Ben askerdeyken aynı melodiyi duymuştum. Bekle, bunu mu? Nasıl? Ordunun ölümlü yolculuğu araştırdığını söylemiştin değil mi? Evet. Neden yapıyorlardı sence? Bu cinayet soruşturmasının bir parçasıydı. Tam tersi. Vital yüzünden cinayeti soruşturmaya başladılar. O zamanlar ordu ölüme yakın dediğimler hakkında her türden deney yapıyordu. Ne gibi? Klinik olarak birini ölü ilan edip sonra onu elektrik şokla hayata döndürmek gibi. Ölüm yolculuğunun arkasındaki temel fikir de bu değil mi? Öyle. Korgun'un deney yaptığı yüter bizimkinden farklı değil. O zaman o projede 20 yıl çalıştım. Deneyler pek iyi gitmedi o zaman. Hayır, gayet iyi gittiler. Deneyler gerçekten de ölüp hayata geri döndü. O zaman gerçekten de ölüm sonrası dünyayı tattılar mı? Tattılar. Biliyorum, çünkü ben de onlardan değilim. Sen mi? Gördüğüm şeyden eminim. Kelimenin ötesinde bir dünyaydı. Ilık, çok geniş. Her yerde hoş bir melodi çalıyordu. Ve o melodi şu şarkıdan değil mi? Tamamen aynısı. Cennette bu mu çalıyorum şimdi? Isabella'nın da ölümden dönme deneyim oldu. Bilincini kaybettiği sırada bu melodiyi duyduğunu söyledi ve onu bir şarkı haline getirdi. Sadece bizim test grubumuzdan ibaret değildi yani. Gerçekten de ölümden sonra hayat var mı? Belki de bu melodi Tanrı'nın sesidir. Belki de beynimizi denirken yalan ilkel bir şeydir. Oradan bilinçaltımıza işlenen eski bir hatıra gibi. Tüm bu denekler, neden ölüm sonrası dünyayı görmek bu kadar önemliydi? Bilmiyorum. Belki de daha büyük bir amaç veya anlam arayışından dolayıydı. Nedense gönüllerden eksiklik yoktu ama pek çoğu öldü. Belki de bu durunca Korgar'dan artı yanımız kalmıyordur. Ama Korgar bunun onu ölümsüz yapacağına inanıyordu. Delice bir şeyin arkasındaydı. Hepsi aynı. Biz bilime inanıyorduk, o ise antik bir dine. Bu inançları test etmek için ikimiz de insan öldürdük. Okey. Böyle bir konuşma varmış Eton'da çalınca. Okey, sıradaki şeyimiz. Karakol. Oyunda yerde en çok gittiğimiz yer karakol ya vallahi ilk günden beri. Hatta okey, oyunda bir kaydettim ne olur ne olmaz diye. Haydi karakola gidelim bakalım. Saatin önemi yok herhalde değil mi? Saat 10'una geldim çünkü hemen.
Morgan aç kapıyı. Morgan'dan sonra tekrar mı hastaneye gideceğiz? Karakol hastane, karakol hastane mi yine? Amına kodumun oyunu. Morgan dönem yolculuğu biliyor musun? O da ne? Bir müzik grubu mu? Keşke. Bak şimdi. Tam uzun uzun anlattı galiba. Yani 24'ün gecesinde Cat ve Emma'nın bu ayini gerçekleştirdiğini mi soruyorsun? Bunu inanmak istemiyorum ama kanıtlar bunu gösteriyor. E bu da kendini öldürmenin ya da başkasının bunu senin için yapmasına gerektiriyor. Siktir ya. Coin ile bir konuşsam iyi olacak. James King neden? O üzerine çalışmak istediğini söyledi. Ne de olsa Amoiz'in bıhtısının onun uzmanlık alanı. Dinleme Mateo, şüpheli bir şey görürsen beni ara. Okey James'e. Lost Scanning var. Abi Lost Scanning her şeyde çalışır. Bildiğin. Pencereli olarak çalışan her türlü uygulamada kullanabilirsin. James'den sonra Isabelle'yi kontrol edelim mi? Kardeşim ne olur ne olmazsa gelme bana. Kesin mi değil mi? Onunla gel. Okey tamam ediyorum. Okey yine hastaneye geldik. İlk önce James'le konuşacaktık. James ofisindedir diye tahmin ediyorum. Ben dedi ki ritüele uygulanan Mizuna ile buluşurmuş. Efsane devam ediyor yani. Mizuna ile olup yeniden doğarlarmış. Tamam ama Mizuna tam olarak ne? Mizuna bu gece evime gel. Sana bildiğim her şeyi anlatayım. Ne zaman? 11:30'da. Tamam. Hayır bundan kolye sen değil mi? Evet daha geçen Morgan'dan aldım. Peygamber kolyesi mi bu? Aynen. Verebilir miyim? Boynunda al bakalım. Neden onu takıyorsun? Ruhlara yön vermesi gerekiyor. O yüzden bana da biraz yön verir diye düşünmüştüm. James. Şu anda kocaman bir kesik var. Ne oldu? Ah son zamanlarda ellerim titriyor. 3 ölüm, 1 vurulma, Emma'nın hala kayıp olması. Sinirlerime iyi gelmiyor. Geçen gün tıraş olurken kestim. Katis bile kendini toparlayamıyor. Bu kötü bir şart. Bu sorunu hızlıca çözmemiz gerekiyor. Bunu hiç düşünmemiştim. Bir terapi sorunu olduğuna kimi gider? Berberler hangi berbere gidiyor saçı kestirmek için? Aynı soru. Neyse bunu alabilir miyim? Ne için? Ruhlara yön gösteriyor değil mi? Belki Emma'yı bana geri gönderir. Yalancı. Emma ve Cat'in ritüeline başka birinin de aile olduğunu düşünmüyorsun değil mi? O kişinin kolye hala ihtiyacı var. Yakalandım. Nereden anladın? Sen aynı sonuca vardım. Ayrıca sen doğası şeyde inanmıyorsun. İçim okudum vallahi. Vallahi. Gördün mü doktor? Hala keskin zekaya sahipsin. Tek kolye alabilir miyim artık? Pekala sadece tekrar incelemem gerektiğinde geri vereceğin söz var. Tabii. Peygamber kolyesini aldım. Başka bir replik yoktur değil mi? Tamam. Şimdi Isabelle diyordunuz bana. Isabelle'ye gidelim. Isabelle'nin odası buradaki en arkadaydı. Isabelle burada mı? Ziyaret çıkabilecek durumda değil. İşte sevgili canım takipçilerim. Ailem. Arkadaşlarım. Finansal kölelerim. Okey kiliseye gidip bodrum katı. Kilise bodrum. Finansal köyden geldim. Homeo sen bana ne zaman finansal bir yardımcı bulunduğunda sen geliyorsun bir adam. Ben seni bana bir kere bağış yaptığını görmedim lan. Varsa yoksa espri konuşma, espri lobisi yapma. O da yeniden kaçış. Abone oluyorum. Abi bana 5 TL aboneliğini utanmadan söylüyor musun bir de? Çok bir şeymiş gibi. Babaannem de abone oluyor kardeşim bu bir şey değil.
Okey, kilise. Ve muhtemelen sana gitmem gerekiyor. Artık sola saptık yani. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor? İki tane yeni kişi. Rakskuselu __100 Atomis VAYMK Twitch とヘサビに YENI アクサンダカナリニールクユチューベダゴーダムヤプティジンアイセリクレリマットサケンマットルオルマミサグラジブヌンイキンテセッカーエデリムゴナルイスター DAHA ファズラデステックルメック OLSA ダエリムデンゲレン BU Ne demek bu aksas? Ben teşekkür ederim. Önemli olan içinden gelmesi. Destek miktarı önemli değil hocam, merak etme. Biz burada finansal kölede şaka yapıyoruz da. Kimsenin parasına gözümüz yok. Önemli olan manevi desteğiniz arkadaşlar. Siz benim 2001'den kan bulabilirim ve katılın yeterli arkadaşlar. Başka bir şey istemez. Okey, kilise. Hayır, bande yaşı farklı. Bande yaşı apayada tabii ki. Bodrum dediniz bana. Delikan abi, oku, meslek sahibi ol, zengin ol, sonra hoydot lobisini yaptı parayla. James. Burada ne yapıyorsun? Kargo'nun Bodrum'da kaldığı zamanla kalan ipuçluğunu bulabilirim diye düşündüm. Hiç bu tarz bir şey bulacağımı tahmin etmemiştim. Peki bu nedir? Fani yolculuğun bir tablosu. Muhtemelen kargada yapmış. Bu yuvarlak şey de ne? Dolunay. Altın ise dua eden, ölen ve geri gelen kişi. Deccal yani. Sevgili arkadaşlar, siz bilmezsiniz kültürsüz olduğunuzdan. Buradan kasıt Deccal'dır. Eğer doğru yorumluyorsam, Yüterin ölüyü diriltmesi için dolunay olması gerekiyor. Bir dolunay. 24'ün dolunay yok muydu? Evet, bir sonraki 31'inde olacak. Yarın gece. Hiç başka ipucu var mı? Hiç evrak kalmamış. Duyduğuma göre Pederborg'da hepsini yakmış. Bir çevirmemiz fani yolculuk diye çevirmiş. Diğer çevirmemiz ölümlü yolculuk diye çevirmiş. O kötü olmuş. Eğer ütrenin bir gerekçe olduğu konusunda doğruysak paha biçilemez bir ipucu yakaladık. Kardeşim, Mehdi İsa değildir. Mehdi ve İsa farklı şeyler, lütfen. Hani Yecüc ve Mecüc'le karıştırıyorsun onu. Dabbe şu an bir aramızda var. Dabbe çoktan geldi bir kıyamet alameti olarak. Diğer kıyamet alametlerini bekliyoruz. Okey, gece 11.30. 12 saat boyunca boş muyuz harbiden? Mesih kim? Abi herkesin Mesih'i vardır. Mesih insanın kendi şeyidir. Nasıl derler en güzel tabiri? İnsanın kendisidir Mesih. İçinin saflığı, temizliğidir. Arabayı neye park etmiştik? Ben buradayım çok. O çok garip bir şey oldu, gördünüz değil mi? Okey, şimdi gece 11.30'a kadar şey yapıyoruz, okey mi? Ama James'in evidir. James'in evi göl kenarında. Haritada işaret edilir James'in evi. Bu değil. Şuradan bir bakayım. Guide'da açtım. Guide'da
Oğlum Guide'da da gözükmek James'in evi. Yeşil olan değil mi? Bu mu? Ha tamam lan tamam okey. Kayıkhanenin yanıymış. Tamam okey. Bugün gece 11.30'a kadar boşuz. Hiçbir şey yapmayacağız. Çok rahat bir şekilde bugünü de bitireceğiz. Ne belki? Abi felsefe videosu yapılmaz bu topluma. Siz öyle bir içerik hak etmiyorsunuz. Biz anca abi boyun iyi, boyun kötü, vuruş hissi güzel değil. Abi solus abi, abi şu boss olmuş abi. Arkadaşlar Elden Ring'in 4. boss'undan kapına gidersek 3. kapısından nereye gidiyoruz arkadaşlar? Şu item ve bu kapı açılır mı arkadaşlar? Size maksimum bu amına koyayım. Okey burası olması lazım James'in eminim. Atom ilk bıçakla hızlandırdım okey miyiz? Star Wars var. Abi Star Wars filmleri videosu elbet yapacağım. Hatta seriyi tekrar izlemiştim yani son 6 ay içerisinde. Bir gün yapacağım. Beyaz evin yanında olması lazım. Beyaz ev mi? Bu mu la? Okey burası olsun. Yanında. Oğlum ben zaten... Şu mu? Ama neyse abi. Her türlü görürüz bir şey olmaz. Hatta ben burada bir kaydettim oyunu. Kola yok mu hocam? Saat 4'te sokak ışık açılmaya başlandı. Az kaldı. Bir 4 saat açıklığa bekliyoruz. Ne oluyor la? Daxkuseru underbar underbar 100 atomis VAYAMK Oyunun ikeligini bir mızımı de neden seyrük silent hill Habashi Verdi 3期 DAHA Gerismis version ega Koukai zasara degirus de arcade ashikukaria DBUTARZ Graphic Rally Japan 616 Games Shiketti Izure Meji de Saria DAHA Kok Kaseotan Izuimu Sendo Dasna Sen Izuimu. Ya korku değil tam tersi. Cinayet, dedektiflik yapma, çözme falan filan yani. Hiç alakası yok. Okey, saat 11.30 oldu. James'in evine şu diye karar verdik galiba. Kapıyı bir çaldım. Bir dakika. Çok fazla kitabım var, hepsini okudum mu? Ah işte burada. O ne? Bu okuduğum kitap uzun zaman önce ritüel araştıran bir bilgin tarafından yazıldı. Bu ölümcül yolu gerçekleştirmek için... Oğlum bir ölümcül yol bir falan değil, bir ölümcül anınız. gerçekleştirmek için aracın peygamber tarafından hazırlanan klinik ölümü tetikleyen özel bir zehri tüketmesi gerektiğini iddia ediyor. Korgun aksine Anoiler aracı kendileri öldürmeyi tercih etmediler. Ve bunun yerine onları kendi istediği zehri... Nasıl bir cümle bu amına koyayım? Cümlenin yazısında anlamayı bıraktım. Ardından peygamber klinik olarak ölü aracının boynuna kolyeyi takar. Bu da onların ölümcül yola devam etmelerine izin verir. Yolculuk hiçbir tanımlamaya sığmayan fenomenlerle karşılaşarak başlar. Kelimenin ötesinde manzaralar, mantığın ötesinde bilgelik,
Hayal gücünün ötesinde güzellik sonunda Mizuna'nın ruhlarını inmesiyle sona erer. Artık Mizuna ile bir olan aracın ruhu kolye tarafından bedenine geri yönlendirilir ve ruhlar dünyasının tam bilgisi yeniden doğar. Mavi resmindeki yuvarlak şey Mizuna mı? Güzel tahmin, aynen öyle. Mizuna'nın ruhlarının ruhlarına inmesi tam olarak ne anlama geliyor? Anıyla için Mizuna tanrıydı. Mizuna'nın ruhuna inmesi tanrı ile karşılaşmak gibiydi. Hayır, sadece tanrı ile karşılaşmak değil, kısa bir süreliğine tanrı okumak gibi, tanrı olmak gibiydi. Tanrı ile buluşma kasabanın adının kökenidir. Mizuna iner, yani Mizuna şelalesi. Mizuna Falls! Kasaba isminin şehirden geldiğini varsaymıştım. Elbette bu da bir kısmıdır. Ancak zamanla orijinal anlamı kayboldu. Neyi anlamadım? Neden insanlar için bu kadar önemli? Eğer sondaki yaşam varsa neden hayatını bunun için harcarsın? Öldüğünde kesin olarak öleceksin. O halde neden dert ediliyor? İnsanların neden ilk olarak tanrılığı, şeytanlığı ve mucizeleri hayal ettiğini düşünüyorsun? Hayata bilgisizce itiririz. Ölümden sonra bir yaşam olduğunu kesin olarak bilmek insanlara huzur verir. Tanrılar, şeytanlar ve mucizeler gerçekten var olur. Tek sorun onları bizim mi yoksa bizim mi onlar tarafından yaratıldığımız? Mizuna'nın var olduğunu mu söylüyorsun? Evet, ya da halk bilimi ya da gerçek bir varlık olarak gerçeği kendi gözlerimle görmek istiyorum. O zaman neden üteli yapıp öğrenmiyorsun? Her şahsı bulursam yapacağım. Valla hiç 616 Games nasıl oyuna yapıyor hiç görmedim, nasıl bir şey bilmiyorum, bakmam lazım. Lakkuskusel underbar underbar 100 Atomis VAYAMK 616 Game さん を言うんだりだ愛に借りてで打算メクリスター戦にズームおじいりくるミートを言うぬ機械シーズ剣ビギサーでも言うのせいでトルダンも言うのセナリオスデリンオライアー NE カダーキサスレデビテデシネマタジンダオライアー ビギサー、ビバクルズバキビギニャー。Gerçi bize Chill Art oyunları yetiyor böyle PlayStation bir korku oyunu şey için ama. Okey, arabayı buraya mı bıraktık? Okey, şimdi nereye, bitti mi gün? Son güne mi gidiyoruz lan yoksa? Lan oğlum, son güne geldik beyler. Beyler bitirdik lan oyunu. Ya son gün mü la? Yarım saate bitiyor mu yoksa? Okey, uyuyalım bakalım güzelce. Son gün akşam, bir saniye, akşam 5'e kadar kıpırdamayacak mıyım son günde? Oğlum madem madak bana Yılmaz bana 2 saat daha var dedi. Yarım saatte bitiyor oyun. Şimdi akşam 5'e kadar hiçbir şey yok mu gerçekten? Bitti oğlum oyun. Annene. Okey, tekrar uyuyoruz. Ben çıkıp bir saat uyudum ananı. Hayır hocam, kaydetme. Oğlum saat 5'e kadar uyumu hiç umurumda böyle değil. 5 saat uyu. Hayır. 5 saat uyu. Okey, saat 4'te. Opsiyonel hiç kalkmıyorum abi valla. Saat 4'te, harbiden 4'te kalktık son gün için.